kaldı önümüzde. 7 tane aday var şu anda açıklanmış durumda. Geçen hafta Kapalımaraş konusu gündemde çok ön sıradaydı. Bu toplantıya katılanlar veya katılmayanlar, davet edilenler, edilmeyenler polemikleriyle geçirdik geçen haftayı. Maraş konusu başta olmak üzere Cumhurbaşkanlığı seçimlerini konuşacağız. Çok deneyimli isimle birlikteyiz. Uzun yıllar Dışişleri Bakanlığı görevinde bulundu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Ulusal Birlik Partisi'nin genel başkanlığı görevinde bulundu. Bakanlık görevleri var ama dediğim gibi onu biz daha çok Dışişleri Bakanlığı dönemindeki politikalarıyla tanıdık. Ülkeye yön veren isimlerden bir tanesiydi. Ulusal Birlik Partisi'nin eski genel başkanı, eski Dışişleri Bakanı Sayın Tahsin Ertuğrul'uyla seçim özelde bu akşam birlikteyiz. Efendim öncelikle kabul ettiniz. Teşekkür ederiz. Ben size Yoğun bir gün içerisinden geçiyoruz. 2 ay gibi de bir süreç var Cumhurbaşkanlığına. Geçmişte adaylık süreciniz de oldu. Dolayısıyla bu süreçleri, bu ortamları siyaseten, tecrübe olarak iyi bilen isimlerden bir tanesiniz. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Öncelikle 7 tane adayın şu ana kadar 7 tane, belki 8-9 olabilecek de olabilir. Oradan başlayalım, devam edelim. Evet, teşekkür ederim. Bir kere çok adaylı bir seçimin çok da doğru bir hareket tarzı olduğunu düşünmüyorum. Özellikle bu seçimin ne kadar önemli bir konjonktürde gerçekleşiyor olması ve önümüzdeki seçenekler açısından değerlendirdiğimizde 50 yıllık başarısızlığı kanıtlanmış bir federasyon sevdalılarıyla başka alternatiflerin gündeme gelmesini savunanların arasında geçecek olan bir seçim aslında. İsimleri bir kenara koyalım. Benim kişisel olarak bakış açım bu. Sayın Akıncı artık hiçbir şekilde gizlenmiyor. Gerçek kişiliği, gerçek vizyonu, gerçek niyeti neyse açık açık ortaya koymuş. Maalesef Türkiye'li Kıbrıslı ayrımcılığına oynayan ve bunu da seçimlerde kendisine avantaj sağlama adına yapabilen maalesef bir cumhurbaşkanı ile yola devam ediyoruz. İnşallah bu seçimlerle bu yolun sonuna gelinir. Ama sadece Mustafa Akıncı sorunu değil. Karşı karşıya bulunduğumuz sorun. Mustafa Akıncı gibi düşünen ama Mustafa Akıncı gibi kendini deşifre etmemiş ve saklanarak aynı hedefe doğru yürümeye çalışan başkaları da söz konusudur. Tabii tercihim bu cephenin karşısında bu seçimlerde alternatif seçeneklerin, yani federasyona alternatif seçeneklerin gündeme gelmesini savunan kesimin bir ortak adayla bu seçime katılmasıydı. Daha güçlü bir mutabakat ortaya çıkmış olacaktı. Üzücü olan, az önce de belirttiğim gibi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'nin varlığına inanmayan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'nin sürdürülebilir olmaması gereğine inanan ve sözde bir çözümle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'nin ortadan kaldırılmasını hedefleyen bir zihniyetin bugün Cumhurbaşkanımız olarak orada oturması ve maalesef tekrar aday olmaya karar vermesi. Orada bir şey söyledi. Dün akşam ortak canlı yayındaydı. Dedi ki benim niyetim yoktu ama Berlin'de umutlandım. Berlin'de treni rayına koydum. O yüzden bir kez daha adayım dedi. Yani uzun yıllardır Şimdi siz dış politikanın içerisindesiniz. Böyle yüzlerce Berlin görüşmesi gibi görüşmelere de katıldınız doğrudan. Doğru mudur yani Berlin'den bir şey çıktı? Yani ne vardı Berlin'de Berlin'de bizim görmediğimiz? hiçbir şey olmadı Berlin'de. Sadece Sayın Akıncı'nın Kıbrıs Türk halkına maalesef, bakın üzülerek bu kelimeleri kullanıyorum, göz göre göre gerçekleri söylememe politikasına devam ettiği, gerçekleri söylemede çok ekonomik davrandığı bir sürece devam ettiği. Şimdi Berlin, Sayın Akıncı'ya seçim avantajı sağlamak için
gerçekleştirilen ve maalesef BM Genel Sekreterinin de alet edildiği bir toplantı oldu. Berlin'de olsa olsa Sayın Akıncı'nın çok hevesli olduğu Guterres belgesi dediği belge Genel Sekreter tarafından geçerliliği vurgulandı. Nedir bu Guterres belgesi? Yani böyle Kıbrıs Türk halkının medet umacağı, sarılacağı bir belge mi? Hayır. Guterres belgesi özünde söylediği şu. Garanti sistemi devam ettirilemez. Çağ dışı kalmıştır. Garanti sistemi kaldırılması gerekir. İki, Türk tarafı daha fazla toprak vermesi gerekir. Güzel yurdu vermesi gerekir. Karpaz'dan vermesi gerekir. Şimdi siz böyle bir parametreyi, böyle bir sözde belgeyi bir açılım sağlanıyor Kıbrıs konusunda diye halka yalan söyleyerek yeniden adaylığınızın gerekçesi olarak ortaya koyarsanız siz hakikaten o makamda oturmamanız gerekir. Yani ayıptır. Yazıktır. Siz, ben defalarca bunu söylüyorum, inanmadığınız bir devletin cumhurbaşkanlığında ne işiniz var? Tekrar bir örnek vereceğim kolay anlaşılsın diye. Ben ciddi bir Fenerbahçeliyim. Eğer bir gün duyarsanız ben Galatasaray yönetimine talip oldum. Herhalde ben Galatasaray'a artı getirmek için yönetimine talip olmayacağım. Zarar vermek için. Şimdi aynı şekilde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne inanmayan insanların Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamlarına talip olmasını da doğru bir hareket tarzı olarak görmüyorum. Çünkü oraya geldiklerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne katkı koymamak adına geliyorlar. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni bir an önce ortadan kaldırmak için oralara gelip sözde görev yapıyorlar. Yani izah etsinler. Sadece Cumhurbaşkanı değil, Başbakanın, Meclis Başkanı, Milletvekili, Bakan, bu makamlar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'nin makamlarıdır. Halkın devletinin makamlarıdır. Bu makamlara gelen insanlar, bu makamlara ve halka ve devlete katkı koymak, hizmet etmek için geliyor olmaları gerekir. Bu devleti ortadan kaldırmak için, bunu da çözüm gibi bir aldatmacayla kamufle etmeye çalışmak için gelmemeleri gerekir. Israrla geliyorlar. Sayın Akıncı, 5 sene önceki seçimlerde ben Kıbrıs sorununu çözeceğim vaadiyle geldi, değil mi? Kıbrıs Türk halkına öyle bir söz verdi. Müzakerelerin sonuna doğru da bu işi biz beceremedik, başaramadık, bizim jenerasyon, bizden sonraki nesiller farklı şeyler konuşacak diyen bir Akıncı vardı. Türkiye sığınacak tek limandır diye beyanat verebilen bir Akıncı vardı. Ne oldu şimdi bu Akıncı? Aslında şimdi ne oldu bu Akıncı doğru bir ifade değil. Türkiye sığınacak tek limandır diyen Akıncı tuhaf. Yani başına saksı mı düştü diye düşünmüştüm bu manşeti okuduğum zaman. Bu Akıncı değil. Çünkü ben Sayın Akıncı'yı UVP-TKP koalisyon hükümetinden de hatırlıyorum. Başbakan yardımcısıydı, ben Dışişleri Bakanıydım. 99-2001 arası. Yani birlikte kabinede mesai yaptık. Beraberdik. Yan yana oturuyorduk hatta. Devamlı problem yaşadık. Kıbrıs konusundaki vizyonunu çok iyi bilen birisiyim. Bunu kamufle etmeyi de beceren bir kişiliği var. İşte çok barışçıl görünmeye özen gösteren ama bunu da yani tabii ki barışçı olmak gerekir doğru ama eğer savaşmaya hazır değilseniz barışı elde edemezsiniz. Savaşmaya hazır olacaksınız ki barışı elde edebilirsiniz. Bu arkadaşlar da tuhaf bir Türkiye'ye karşı erkeklik taslama sevdası da var. Yani Kıbrıs Türk halkının... O da çok enteresan bir şey var ama yani... Şimdi Akıncı'nın kampanyası diyor ki güven ve kararlılık diyor. Kampanyayı bunun üstüne kurmuşlar. Kalktı 1974'de barış harekatı değil savaş harekatıdır dedi. Kan aktı dedi. Geçen haftalarda bir baktık. Türkiye'den Yeniden Refah Partisi'nin başkanı rahmetli Erbakan Hoca'nın oğlunu sarayda görüşmede kabul etti. Beraber görüştüler. Aslında bir nevi suçladığı kişinin oğlunu sarayda ağırlamış oldu. Orada da aslında bir tutarsızlık seçim var taktiği, ama... Seçim taktiği.
Yani bunlar bu açıklaması seçime mi yoruyorsunuz? Yani bu Türkiye'ye kafa tutmalar... Tabii tabii, o bilerek yapılmıştır onlar. Planlı programlıdır. Yani Türkiye'li Kıbrıslı ayrımcılığına oynayan bir cumhurbaşkanı var derken bunu boşuna söylemedim. Seçim stratejisi Türkiye'li Kıbrıslı ayrımcılığını körükleme üzerine kurulmuştur. Ben bu da o zaman karşısını doğurmuyor mu? Yani o zaman yani onlar da öyle suçlandığı için söyleyeceğim. Mesela Yeni Doğuş, onlar da tam tersini yapıyor diye suçlanıyor bazı kesimler tarafından. Dolayısıyla bir cephe bunu yaparken diğer tarafta da başka bir cephe mi oluşuyor? Siyasette böyle bir cepheleşme mi oluşuyor şimdi? Şimdi maalesef her iki tarafta da yapılan hatalar sonucunda böyle bir cepheleşme bugün olmadı. Geçmişten beri maalesef var. Ama zirveye doğru. Şimdi zirveye gidiyor. Bunu zirveye gitmesini sağlayan da Cumhurbaşkanı. Yani kendisi seçim kazansın diye Kıbrıs Türk halkının Türkiye ile olan ilişkilerini tarihi dibe vurmayı göze alan bir cumhurbaşkanından bahsediyoruz. Türkiye-KKTC ilişkileri şu anda tarihi dip noktasındadır. Hiç bu kadar kötü olmadı mı? Hiç bu kadar kötü olmadı. Siz uzun yıllar kabinelerde görev yaptınız. Yani Türkiye ile çok yakın ilişkilerinizin olduğunu biliyoruz. Evet. Hani en kötü dönem şu dönem mi? En kötü dönem şimdi dönem. En kötü dönem. Ve bunun baş sorumlusu da Cumhurbaşkanı. Ha, başkalarının rolü yok mu? Tabii ki var. Ama yani burada Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'yi mesela bu Türkiye'li Kıbrıslı ayrımcılığını körükleme adına Türkiye'yi hiç ortada gerekçe yokken ilhakla suçlaması, bunu bir felaket senaryosu diye yorumlaması. Bunu bir anda gündeme getirmesini de istedim. Mesela işte ben Suriye diyorum. Hatay gibi olmayacağım dedi mesela. Tamam mesela yani. Gündemde miydi böyle bir tartışma var mı? Böyle bir politikayı savunan biri mi vardı? Gerek Türkiye'de gerek burada. Var mıydı böyle bir şey? Mesela siz savunur musunuz? Siz çok milliyetçisiniz. Herkes sizin ne kadar milliyetçi olduğunuzu biliyor. Siz savunur musunuz böyle politikayı? Şimdi burada hiçbir Kıbrıs Türk'ünün milli hedefinin gün gele Türkiye'ye ilhak olma olduğunu düşünmüyorum. Bakın ama ben Dışişleri Bakanlığım döneminde çeşitli seçenekleri ilk ortaya koymaya çalışan bir bakandım. Hatırlayın. Evet. Siz Denktaş Bey'le de çalıştınız. Şimdi onu da soracağım. Yani çünkü çalıştık. Akşam Akıncı onu da sordu. Dedi ki Denktaş da bir dönemde de bu ilhakı gündeme getirdi dedi. Siz Denktaş Bey'le de çalıştınız. Var mıydı Denktaş Bey'in döneminde? Hiç Denktaş Bey'in öyle bir politikası olduğunu ben şahsen duymadım, görmedim. Beraber 5 yıl. Derviş Eroğlu mu? Hayır efendim. Şimdi bakın ama. Ben bunu birkaç gün önceki bir başka televizyon programında bir tarihi perspektif sağlama adına şunu hatırlattım. Ya Taksim ya ölüm dönemini hatırlayın dedim. Taksim neye karşılık Taksim sloganı ortaya çıkmıştı? Rumların Enosis hedefine yönelik. Enosis neydi? Enosis Kıbrıs'ın Yunanistan'a ilhakıydı. Öyle değil mi? Evet. Rumların Yunanistan'a ilhak olma politikasına karşı Türk tarafı da o zaman çifte Enosis dedi. Siz Yunanistan'a ilhak olacaksanız biz de Türkiye'ye ilhak olalım. Taksim buydu işte. Rumlar Yunanistan'a ilhak olsun, Türkler Türkiye'ye ilhak olsun. Bu süreçten sonra Türkiye'nin önderliğini yaptığı bir süreçle Türkiye-Yunanistan dengesini bu ada üzerinde ve Doğu Akdeniz'de kurma adına Kıbrıs Cumhuriyeti gündeme getirildi. Türkiye tarafından gündeme getirildi. Bir ortaklık cumhuriyeti. Şimdi her şeyi tarihi perspektifine oturtmak lazım. Kıbrıs Cumhuriyeti kuruldu da bu devlet ne anlamı taşıyordu kurulduğunda? Hatırlatayım, herkes ona göre konuşsun artık. Çünkü herkes aldı başını gidiyor, bilen bilmeyen bir şeyler söylüyor. Kıbrıs Cumhuriyeti'nde Türklerin görevi, Kıbrıs Türk'ünün görevi yani, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin eşit kurucu ortağı olan Kıbrıs Türk'ünün görevi, bu Türk-Yunan dengesini Kıbrıs Adası üzerine Doğu Akdeniz'de Türkiye adına korumak ve devam ettirmekti. Rumların görevi de Yunanistan adına Türk-Yunan dengesini korumak ve devam ettirmekti. Kıbrıs Cumhuriyeti'nin anlamı budur. Ve bir temel özelliği de Kıbrıs Cumhuriyeti'nin
ne Türkler kendi başına ne Rumlar kendi başına diğer ortak olmadan ben Kıbrıs Cumhuriyeti'yim deme hakkı olmamasıydı. Kıbrıs Cumhuriyeti bu temel koşullarda kuruldu. Kıbrıs Cumhuriyeti kurulduğunda bir Kıbrıslı milleti olmadığı gerçeği de nereden bellidir Sayın Alihan? Kıbrıs Cumhuriyeti'nin bir milli marşı var mı? Duydunuz mu? Yoktur milli marşı. Türkler İstiklal Marşı'nı, Rumlar Yunan Milli Marşı'nı kullanmaya devam etti Kıbrıs Cumhuriyeti'nde. Yani ben Kıbrıslı diye bir milli kimlik yoktur derken boşuna söylemiyorum. Kıbrıslılık bir kültürel kimliktir ve bir coğrafi kimliktir. Milli kimlik değildir. Rumlar şimdi becerdi, bizim insanlarımızı da kandırarak. Eski kimlik kartlarında ben çok iyi hatırlıyorum. Kıbrıslı Türk yazardı kimlik kartında. Nationality, Kıbrıslı Türk. Citizenship, vatandaşlık, Cyprus. Hmm. Ama citizenship başkadır, nationality başkadır. Başkadır, evet. Şimdiki kimlik kartlarında Güney'in, sözde Kıbrıs Cumhuriyeti kimlik kartında, Kıbrıslı yazıyor, Cypriot. Turkish yoktur. Yani sanki bir Kıbrıslı millet varmış gibi. Ve bu oyuna bizim insanlarımız da geliyor, başta Cumhurbaşkanı. Ve Türkiye'ye karşı Kıbrıslı Türkiye'li ayrımcılığını körükleyen bir Cumhurbaşkanı. Bu ne kadar ayıp, ne kadar utanç verici bir hareket tarzıdır. Bunun üzerinde ne kadar durulsa azdır. Çünkü temel sıkıntı buradadır. Biz bu adada, ana vatanımızla birlikte bir anlam ifade ederiz. Ama şimdi... Şimdi bundan önce işte Sayın Talat Eroğlu, rahmetli Denktaş hep Dışişleri Bakanlarıyla istişare, Türkiye'nin Dışişleri Bakanlarıyla istişare ederek hep bu işlerde tabii yürürlerdi. Şimdi Sayın Çavuşoğlu'nun bu son çıkışta Sayın Akıncı'nın son yaptığı açıklamalara verdiği bir yanıt var. Yani yenilir yutulur değil. Yenilir yutulur değil. Siz bürokraside çok uzun yıllar dediğim gibi yani bu işlerin belki de en başında siz vardınız. Nasıl değerlendirmek lazım? Nasıl okumak lazım? Yani çok bana çok sert bir açıklama. Dediğiniz gibi yani hakikaten de dibe vurmuş durumda iki ülke aynen ilişkileri ve ilk defa bir Türkiye'nin Dışişleri Bakanı, bilmiyorum yani daha gerileri siz daha iyi hatırlarsınız ama bu denli bu taraftaki bir seçilmiş Cumhurbaşkanı'na böyle bir açıklama. Şimdi hani hem kabul edilebilir değil ama şeyi de düşündüğünüzde, dediğiniz noktayı da düşündüğünüzde de demek ki o da çok doğrumuş. Kesinlikle. Şimdi bakın, bir cumhurbaşkanına, bir Kıbrıs Türkiye olarak bakarsak cumhurbaşkanımıza yönelik bir eleştiriden üzülmemiz gerekir. Ben üzülmüyorum, onu da açık söyleyeyim. Niye üzülmüyorum? Cumhurbaşkanımız diye o makamda oturan kişinin cumhurbaşkanı olduğu devlete saygısı yok. Cumhurbaşkanı olduğu makama saygısı yok. Rumlarla olan ilişkisinde Cumhurbaşkanı olduğunu unutuyor. Toplum lideri şeyine sığınıyor. Avrupa Birliği ile, BM ile, şununla bununla olan ilişkilerinde devlet başkanı olduğu havası yok. Ama Türkiye gündeme geldi mi, ben Cumhurbaşkanıyım, ben devletim, ben şuyum, ben buyum. Ya bizim devlet özelliğimiz, Türkiye'ye karşı kullanılacak bir özelliğimiz mi yani? Bizim devlet olmamız ve egemen bir devlet sahibi olmamız Türkiye'ye karşı mı kullanacağımız bir özelliğimizdir? Başka hiçbir aktöre karşı ne uluslararası örgüt olsun ne herhangi bir başka bir devlet olsun hiç devlet egemen devlet sahibi olduğumuz diye bir konu yok bu arkadaşların gündeminde. Türkiye oldu mu biz ayrı devletiz. Bizim egemenliğimize saygı göster. Biz şöyleyiz, biz böyleyiz. Tekrar ediyorum, bizim devlet olma statümüz sadece Türkiye'ye karşı kullanılacak bir özelliğimizdir, başka yerlere karşı değil. Bu mu yani anlayış? Bu adamlara yerden göğe kadar hak ettikleri eleştiriler gündeme gelmiştir. Ben bir Kıbrıs Türk insanı olarak, yıllarca milletvekilliği bakanlık yapmış birisi olarak bir cumhurbaşkanıma yönelik ağır eleştirilerden üzüntü duymam gerekirken bu anlattığım özelde bırakın üzüntü duymayı memnun oluyorum. Çünkü olacak ama şey değil. Özel anlamda ilişkiler dediğiniz gibi yerin dibine girmiş durumda. Tamam işte.
Ve ben beyanat verdim. Bundan da bir kârı Sayın çıkan Akıncı şeye, Ankara'ya gidemez diye. Türkiye'ye evet. gidemez diye. Şimdi bu nasıl algılanmış? Sonradan gelen tepkilerden öğrendim. Sanki Türkiye, Sayın Akıncı'ya Türkiye'ye girme yasağı koydu da gidemez. O anlamda söylemedim ben. Öyle bir şey de olduğu yok. Ne yüzü var da Türkiye'ye gidecek anlamında söyledim. Ama şöyle bir tepki var. Yani ben bunu yazdım gazetede. Sizin beyanatınızı da okudum. Yalova'da bir etkinlik vardı geçenlerde. Buradan bir heyet istendi ve Sayın Eroğlu sağ olsun kırmadı. Heyetin başı olarak orada bir Ralph Denktaş Caddesi'nin açılışına ve büstünün açılışına gitti. İnsanlar Kıbrıs Cumhurbaşkanı, KKTC Cumhurbaşkanı geliyor deyince belediyenin önüne toplanmışlar. Aman demişler o adam gelmesin demişler. Tamam. Ve belediye açıklama yapmak zorunda kaldı. Bu gelen o değil, bu 3. Cumhurbaşkanı gibisinden. Hakikaten de tamam. Taksisine biniyorsunuz, tepki görüyorsunuz, dairesine gidiyorsunuz. Hani bırakın o siyasileri, sokaktaki vatandaş bile tamam. inanılmaz tepki gösteriyor. Haklıdırlar da, haklıdırlar da. Şimdi ben onu söylemeye çalıştım. Yani Türkiye makamları zaten davet yok. Oturup, hiç davet yok. Davet yok da yani bugün Sayın Akıncı dese ben yarın Adana'ya gideceğim. Türkiye makamları kendisine hayır gelme demez bence. Ama bir sıkıntı o, olur. Sıkıntı yani olacağı Adana'ya kesin. Çok yani sıkıntı olacağı kesin. Geçen ay ben Adana'da Hatay'daydım. Yani oralarda falan yani insanlar çok tepkili. Kesin. Her yerde yürüyüşler var. Tamam. Sayın Akıncı ile yine her yerde Türkiye'nin tamam. her yerinde Samsun'da, Yalova'da her yerde yürüyüşler oldu. Tamam. Bütün siyasi partilerin eleştiri odağı oldu Sayın Akıncı. Bütün siyasi partilerin, HDP hariç. Bu da bir anlam o taşır. Da o da enteresan değil mi? Yani, o da Türkiye'deki, o da anlamlı yani. Yani birçok konuda anlaşamayan CHP, AK Parti, MHP, İYİ Parti, hepsi bu konuda hepsi anlaştı. Aynen. Refah Partisi, Saadet Partisi. Çünkü olacak şey değil Cumhurbaşkanı'nın ne vizyonu, ne misyonu, ne söylemi. Akşam çıkmış izlemedim ama aldığım haberlerden yani özrü kabahatinden büyük yine göğe işi düzeltmeye çalışıyor. Hala daha bozuyor. Hala daha ayrımcılık üzerine politika izliyor. Kendisine aklınca Kıbrıs Türk'ü Cumhurbaşkanı'na sahip çıksın. Mağduru oynayarak seçim kazanmaya çalışıyor. Ve bunu yaparken dediğim gibi Türkiye ile Kıbrıs Türk'ü arasındaki ilişkileri de tarihi dibe vurmaya göze almış bir Cumhurbaşkanı. Olamaz böyle bir şey. Bu olamaz. Sayın Alihan, biz böyle bir cumhurbaşkanıyla geçenlerde yine söyleyelim. Farz edelim kazandı bu seçimi. Ne olacak? Ne olacak? Kıbrıs Türk'ü, Türkiye ilişkileri ne olacak? Kıbrıs konusunda ne olacak? Mesela harita konusunu öğrendik ki yani çok da Türk tarafının bilgisi olmadan. Hani siz az önce dediniz ya işte ya Taksim'i ölüm. Aslında oraya ben şöyle bir özetleme yapayım. Neydi ilk slogan? Kıbrıs Türk'tür, Türk kalacak. Yani tüm ada Türk'tür, Türk kalacak. Sonra ilerleyen yıllarda şöyle bir slogan üretiliyor. Ya Taksim ya ölüm. Yani %50'ye aslında fitiz. Sonra önümüzde Annan planı geliyor. %65'i Rum, geri kalan Türk. Biz ona da tamam diyoruz. En son bu harita konusu biliyorsunuz şeyden. Ercan'dan Mausa'ya kadar yolun bütün sağ tarafı mesare gidiyor. Mesareye gidiyor. Yani o %35'ten de aşağıya geliyor. %20'lere, %23'lere, %19'lara. Yani %10'a doğru zaten böyle aşağı doğru giden bir tarih perspektifi var. Bu da çok önemli. Kesinlikle. Bu harita konusu. Ve bu haritayı vermiş olmasına rağmen Guterres belgesi dediği belgede Guterres daha da fazla toprak vermemizi öneriyor. Güzel yurtu vermemizi öneriyor mesela. Şimdi hatırlayın, Cenevre'de o haritayı verdikten sonra Sayın Erdoğan bir gün sonra cami çıkışında dedi ki kızgınlığından bu haritanın verilmesine duyduğu tepkiden şunu açıkladı. Dedi ki Karpaz'dan Karpaz'ı vermeyiz. Güzel yurtu vermeyiz. Evet, o açıklamayı yapmıştı. Sahil şeridini azaltmayız. Toprak konusu bir sınır düzeltme konusudur. Olsa olsa Erenköy Güzel Yurt arasını alırız. Kapalı Açık Maraş
veririz. Başka da yok. Garantilerimden vazgeçmem. Üstüne üstlük üst talep ederim. Şimdi üst talep ederim. Yani bu çok önemli bir beyanattır. Türkiye Cumhurbaşkanı'nın söylediği çok önemlidir. Ve bu, ben şunu söyleyeyim, bu onun kişisel politikası da değildir. Şimdi bunu söyleyen bir anavatan Cumhurbaşkanı var. Bu tarafta hükümetten gizli hazırlattığı haritayla topraklarımızı minimize oranlara çeken ve bizde kalacağını zannettiğimiz topraklara da Sayın Alihan, bu da halkın fazla bilmediği ve üzerinde tartışma yapmadığı bir olaydır. Bizde kalacağını zannettiğimiz topraklar da bizde kalmayacak. Çünkü oralara da Rumların geri dönüşüne kapı açıktır. Geri dönen Rumların seçme seçilme hakkına da kapı açıktır. Avrupa Birliği'nin 5-10 sene içinde bizi tertipleyecekler. Birinci hukuk olmamasından dolayı anlaşma, bütün kısıtlamalar Rumların geri dönüşüne yönelik, bütün kısıtlamalar bireysel davalarla Strasbourg'da hep çökertilecektir. Ve bizde kalacağını zannettiğimiz topraklarda da biz kaybeden olacağız. Dolayısıyla bütün adanın Rumların hedefindeki Helen Adası'na dönüşmesine kapı açıktır. Buna kapıyı açabilen bir cumhurbaşkanından bahsediyoruz. Kendisi çok barışçıymış efendim. Dünyaya ne kadar barışçı olduğumuzu göstermemiz gerekir. 165'te evet dedik. Ne oldu ki? Tamam. Madalya mı verdiler? Bütün müzakere süreçlerinde, sadece anlam planı değil, bütün müzakere süreçleri bir masaya yatırılsa ve analiz edilse, hepsinde olumlu cevap veren Türk tarafı olmuştur. Hepsinde hayır diyen de Rum tarafı olmuştur. Hiçbir kazanımda yok. Hiçbir kaybı da yok Rum'un hayır diyerek. Son çıkışta benim dikkatimi çeken bir nokta var. Siz Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la en çok görüşen, belki işte bununla da ilgili çok eleştiriler üzerinize yapıldığı zamanda ama olur olmaz. Ben, o sizin kendi son tercihinizdir derece, ama son derece yani mutluyum. Sayın Erdoğan'ın sizi sevdiğini biliyoruz. Bu medyada konuşuluyor. Çok görüşüyorsunuz, ediyorsunuz. Şeyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi İYİ Parti'den, HDP hariç, bütün cephelerde Sayın Akıncı'ya cevap verildi. Fuat Oktay, İletişim Başkanı, hepsi cevap verdi ama Sayın Erdoğan hiç bu süreçte Sayın Akıncı muhatap almadığı gibi bir hava var. Doğrusunu yaptı. Nasıl doğrusunu yani yaptı? Erdoğan'ı da çok iyi tanıyorsunuz siz. Doğrusunu nedir yaptı yani bence. Bunu nasıl okumak lazım? Muhatap kabul etmiyorum. Çünkü ben beklerdim ki ey yakın, yani onu vardır ya, ey yakıncı diye bir böyle şey olur. Yapmadığı daha iyi. Yapmadığı daha iyi. Çünkü hak etmediği bir krediyi kendisine vermiş olur. Onu yaptığı takdirde. Hiç kale almadığı biri olarak göstermiş oluyor bana göre. Siz çok yakın tanıyorsunuz. Yani bunun bir bu benim bir yorumum. Kişisel bir yorumum bu yani. Bu mesaj çünkü. Ben bir şey arıyorum çünkü. Yani bakıyorum Türkiye'de bütün siyasiler, bütün herkes, bütün Cumhurbaşkanı'nın alt kadroları, üst kadroları hepsi cevap verirken beklerken hani böyle bir ey Akıncı diye bir öyle bir çıkış gelmedi. Tamam, demek ki bir mesajı iyi var. Gelmediği yani daha bir duruş var, bir mesaj var. Muhatabım değilsin noktasına geldi. Bana göre. Kişisel yorumum. Ama bakın Sayın Akıncı'yı sabaha kadar en ağır şekilde eleştirebiliriz. Malzememiz çok. Bol bol malzememiz var eleştirecek. Ama bütün dikkatleri Sayın Akıncı üzerine verip de prim yapması da başka aktörlerin sanki sütten çıkmış ak kaşıkmışlar gibi, çok olumlu kişilermiş gibi yansıtılmasına da benim gönlüm razı değil. Çünkü bir açık, bu oyunu açık oynayan bir Akıncı var. Deşifre olmuştur. Saklanacak hiçbir şey kalmadı artık. Barış Harekatı'na nasıl baktığı ortadadır. Türkiye'nin Orta Doğu'daki harekatlarına nasıl baktığı ortadadır. Türkiye'ye anavatan diyemeyen bir cumhurbaşkanıdır. Ama Türkiye'ye anavatan diyemeyen başkaları da var. Federasyonu vazgeçilmez bir hedef olarak gösteren başkaları da var. Daha açık olalım mı? Bu seçimleri
sanki birazcık Cumhuriyetçi Türk Partisi belirleyecek gibi bir hava var. Yani çünkü CTP'nin içinden bir kısım belli ki Sayın Akıncı'ya bu seçimlerde yönelmiş durumda. Belli bir kısmı Tufan Erruman'ın etrafında toparlanmış durumda. Tufan'ın, yani buraya kadar Akıncı'yı konuştuk yaklaşık yarım saattir. Birazcık da CTP'yi konuşalım. Çünkü orayı işaret ediyorsunuz benim anladığım o. Cumhuriyetçi Partisi'ni nasıl değerlendiriyorsunuz? Tufan Erruman'ı nasıl? Mesela dün dedi ki Tufan Erruman işte Türk medyasına daha çok çıkmalıyız. Türk medyasında kendimizi daha çok ifade etmeliyiz. Türkiye ile ilişkileri daha şöyle yapmalıyız. Yani bunu bir CTP'nin lideri söylüyor. O da enteresan. Tamam. Ama ben kendi kişisel penceremden olaya bakışımı şöyle özetleyeyim. Ben olaya kişinin Kıbrıs konusundaki misyonu, duruşu neyse ona bakarım. Bir de ana vatanla olan ilişkisine bakarım. Türkiye'ye ana vatan deyip değmediğine bakarım. Ve Kıbrıs konusunu bir ulusal dava olarak benimseyip benimsemediğine bakarım. Şimdi Sayın Tufan Erhürman çok saygıdeğer bir kişilik. Akademisyen. Presentable. Yani kişiliğine yönelik en ufak bir eleştiri getirilebilecek birisi değil. Benim bildiğim kadarıyla. Temiz de bir başbakanlık süreci yaptı. Orada tabii, bir eleştiri. Tabii ki. Ama federasyoncu. Var. Şimdi federasyon sürecinin tamamen çöktüğüne inanan birisi olarak ben bu Cumhurbaşkanlığının federasyonun tek seçim çözüm modeli olduğuna inanan birilerinin o makama gelmesini arzulamam. Çünkü yani işte Sayın Akıncı'yla çektiklerimiz ortada. Federasyon. Ben de yani artık bu halk ne kadar daha aldatılacak onu merak ediyorum. Şimdi Sayın Alihan bakın. Şimdi federasyon sanki karşı tarafta bizimle federasyon kurmaya hevesli. Kıbrıs Türk'ünü eşit kabul eden, dönüşümlü başkanlığı kabul eden, Kıbrıs Türk'ü en az bizim kadar bu adanın sahibidir diyen, bizim eşitimizdir diyen bir Rum tarafı var da biz federasyona karşı geliyormuşuz gibi bir algı yaratmaya çalışıyorlar. Alakası yok. Rum bizi kendine eşit görmüyor bir. Helen Adası'nda bir Türk azınlık olarak yaşamamızı öngörüyor. İki, siz hala daha 50 yıllık müzakere süreçlerinden sonra siz hala daha sözde çözümcü olduğunuzu göstereceksiniz diye asla olma imkanı olmayan bir federasyon ortaklığına hala daha yalvara yakara bu yola girmek istiyorsanız sizde bir tuhaflık var, sizde bir arıza var. Olamaz böyle bir şey. Yani ya biz ne diyoruz ya, alternatif modeller getirin masaya. Alternatif modeller, yani bu federasyon saplantısıyla Kıbrıs Türk'üne zarar veriyorsunuz. Yoktur böyle bir dünya. Federasyon olmaz. Benim daha da biraz ileriye giderek söylediğim şu var. Rumlar devlet statüsüyle, biz de toplum statüsüyle. Asla bir kere daha masaya oturmamamız lazım. Rumlar devlet muamelesi görecek dünyada. Biz de o devletin bir azınlık toplumuymuşuz gibi muamele göreceğiz. Ambargolar altında ezdirileceğiz ve biz masaya oturup çözecekmişiz Kıbrıs konusunu. Yoktur böyle bir dünya Sayın Alihan. Yoktur böyle bir dünya. Eşitlik meşitlik diye bir kavram da yoktur böyle bir müzakere sürecinde. Toplumlar arası görüşmelermiş de iki toplum lideriymiş. Tamam ama o iki toplum liderinden biri şapkasını çıkarır müzakere masasına kalkınca diğer şapkasını yani, giyer Kıbrıs Cumhurbaşkanı şu olur. Şu anda olduğumuz coğrafya zaten ateş çemberi. Tamam. Yani hiçbir yerde huzur yok. Biz bakmayın burada şu anda huzurdayız ama Türk askeri yani buradadır bir saat ötemizde insanlar ölüyor. Tamam. Bugün bir görüntü gördüm. Yani Suriye'nin içinde Rus arabaları, Amerikan arabaları, İngiliz arabaları, Türk arabaları gidiyor. Yani bir ülke ne hale gelmiş. Belki haritası şimdi yeniden çizilecek bir noktaya gelmiş. Ama biz burada başka şeyleri tartışıyoruz. Tamam. Tekrar birleşmeyi tartışıyoruz. Yok böyle bir şey ya. Tekrar birleşme diye bir olasılık kalmadı. O devletse ben de devlet muamelesi görmem gerekir müzakereye oturacaksam. Bunun üzerinde biraz durmak istiyorum. Tekrar edeceğim bunu. Rum devlet muamelesi görüyorsa ben de devlet muamelesi göreceğim. Ama bu şu demek değil. Beni dünya tanısın, BM'ye üye ülke olayım, ona göre konuşayım. Hayır. O tanınmış devlet,
ben tanınmamış devlet. Buna da kabulüm. O tanınmış devlet, ben tanınmamış devlet. Bu statümüzle oturalım masaya. İki egemen devlet statümüzle. İki ayrı egemen devlet statümüzle. İki ayrı millet, iki ayrı hukuk, iki ayrı demokrasi. Bu koşullarda müzakere masası kurulacaksa oraya gidelim oturalım. Ama o devlet, ben toplum ve ben ne kadar çözümcü olduğumu göstereceğim diye buna hala daha evet diyeceğim 50 küsur seneden sonra. Buna affedersiniz çok şey deme, buna yani artık aptallık bile denmez ya. Bu olamaz böyle bir şey ya. Ama ısrar ediyoruz. Eden var. Ediyoruz değil, biz etmiyoruz. Eden var. Ve bu edenler de bu devletin tamam. Onların da Türkiye karşıtlığı nedeniyle bunu savunduklarını düşünüyorum. Ve bu Türkiye karşıtlıklarını bir iki şeyle kamufle etmeye çalışıyorlar. Bir tanesi Erdoğan karşıtlığıdır. Türkiye karşıtlığını gizlemek için Erdoğan karşıtlığı öne çıkıyor. İki, Kıbrıs Türk Milliyetçiliği diye bir saçma milliyetçilik kavramı ortaya atılıyor. Kıbrıs Türk Milliyetçiliğiymiş. Yok böyle bir milliyetçilik. Ne demek Kıbrıs Türk Milliyetçiliği? Coğrafi milliyetçilik mi var? Ya Türk milliyetçisisin ya değilsin. Yani Kıbrıs Türk Milliyetçiliği diye bir şey olamaz. Yoktur böyle bir şey. Kıbrıs Türk Milliyetçiliği işte Türkiye'ye karşı diklenme politikasının kamuflesidir. Yani altında o yatıyor. Tabii çok iyi anlıyorum. Bu zafiyetlerimiz var. Şimdi çok da suçlamıyorum bu yanlışa gidenleri. Neden? Neden? Çünkü 50 küsur seneden fazladır. Kaç senedir ya? 50'li gidebilirsin, 30'lara da gidersin. Osmanlı'nın ilk geldiği günden itibaren yaşadığımız süreçlere, İngiliz eresinin geldiği günlere gidersen, Kıbrıs Türk halkı olağanüstü koşullarda yaşatıldı. Ve Kıbrıs Cumhuriyeti'nin çökmesinden sonraki dönemde de büyük bir belirsizlik dönemine girdi. Yarın ne olacağız? Ve içine kapanık yaşadı. Kapandı. Yani Kıbrıs konusunda dünyanın uyguladığı yanlış politika nedeniyle... Oradan şu sorumu, yani o kaldığınız yerden sor. O Cumhuriyetçi Partisi liderinin Türkiye açılımıyla birleştireyim. Yani hakikaten bugün onu yazdım ben gazetede. 80 milyonluk bir Türkiye var. Ve baktığınızda daha 5 milyonu gelip Kıbrıs'ı görmemiş. KKTC'yi bilmiyor. İşte adama soruyorlar Kıbrıs nerededir? Adam cevap veriyor. Karayipler'de falandır diyor. Şimdi biz bunu gülüyoruz deliyoruz ama ben olaya şu açıdan bakıyorum. Katılır mısınız? Yani bu bizim eksikliğimiz. Biz gidip kendimizi oralarda anlatmadığımız için. Yani biz istiyoruz ki 80 milyon 300 bin 400 bin peşine düşsün. Buralar şey yapsın ama halbuki ufak aynen olan büyüğün hani şeyde törede de öyledir ya bayramda ben gelirim sizin evinizi öpmeye. Siz bana gelmezsiniz. Ben sizi küçülürüm. Bu da öyle tamam. Bir şey ama yani gidilmemesi. Mesela bunu birazcık daha açacağım. Olgunlaşması acına. Mesela bugün Sayın Tufan Erbanlar'a da söyledim aynı şeyi. Yani bizim en çok işimiz Ankara'da. Evet, Ankara'da devleti temsil eden, sizin de uzun yıllar bulunduğunuz işte Dışişleri Bakanlığı'na bağlı bir büyükelçilik var ama mesela neden Ulusal Birlik Partisi, Cumhuriyetçi Partisi Ankara ofisi olmadı? Nasıl Avrupa Birliği'nde, Strasbourg'da bütün ülkeler, milletvekili oraya gidiyor, sorunlarını orada hallediyorsa, bizim de sorunlarımızı halledeceğimiz tek yer Türkiye. Bugüne kadar mesela Ankara'da işte bir ara BRT'nin ofisi oldu ama başka gazetelerin olmadı, medyanın yer almadı, partilerin yer almadı. Yani bu ilişkilere baktığımızda da bence tamam değil. Eksiklikler var. Kesin. Yani keşke Ankara'da bir Ulusal Birlik Partisi bürosu olsa, meclisteki bazı yasalar, bu işte para pul konuları, başka konular. Çünkü baktığımızda su konusu, elektrik konusu, turizm konusu, her türlü konuda orayla halloluyor. Tamam. Tamam da şimdi bunun yansımaları da şöyle olabilir. Sen burada kalkıp UBP'nin, TDP'nin, TKP'nin, CTP'nin Türkiye bürolarını açarsın. O zaman HDP de gelir burada HDP bürosu açar. Açmadım. AK Partili var, CHP'li var, ben HDP'li de var. HDP. Şimdi yani olumsuz bir partide. Türkiye'nin yarın açmak istersen o da açacak. AK Parti açtıysa, CHP açtıysa Lefkuşa'da. Peki bunu hoş karşılamayan bir şey de var. İki tarafta da kamuoyu var. Hoş karşılamayan.
Şimdi aslında bakın biz Türkiye ile Türkiye'siz var olamayız derken aslında Türkiye'yi orada biraz uzakta duracak. Biz kendisinden bir şey istersek Türkiye bize verecek. Ama Türkiye onun ötesinde hiçbir şekilde bize karışmayacak. Öyle bir Türkiye anlayışımız var. Türkiye'nin bizi çok da tanımasını, bilmesini istemeyen bir zihniyet var. Yani bir Fransız iş adamı gelse KKTC'de iş yapmaya kucak açılır. Türkiye'den bir iş adamı gelse o şeydir, istenmeyen yatırımcıdır. Burayı yağmalamaya geldi. Yani, ha, peşkeş çekmeye geldi falan filan. Türk kimliğine karşı bir olumsuz bakış açısı var burada. Esas hastalığımız... Özellikle yatırımcıya karşı. Her türlü insanına karşı. Burada gerçek sıkıntı budur maalesef. Türkiye'li, Kıbrıslı ayrımcılığını iyi analiz etmemiz lazım ve bunun süratle tedavi edilmesi lazım. Yani Türkiye bizim yolunacak tavuğumuz değildir ya. Para ama kendimizi ver, para anlatmamız ver. Lazım, ifade etmemiz lazım. Daha edelim iyi, tabii ki. Televizyonlarında, gazetelerinde daha iyi, daha çok. İşte onu yapmıyoruz. Çünkü aslında istemiyoruz da o şeyi. Türkiye sadece orada para ver dediğimizde para verecek. Rum bana saldırırsa askerini gönderecek. Kendi evladının ölümüne şey edecek, ölümünü göze alacak bizi korusun diye. Ama onun ötesinde sen orada dur Türkiye. Böyle bir dünya var mı Sayın Alihan? Hele hele bu coğrafyada var mı böyle bir dünya? Herkes bize borçlu. Türkiye borçlu. Rum borçlu. Amerika borçlu. İngiliz borçlu. Avrupa borçlu. Rus borçlu. Bütün dünya bize borçlu bir şey vermesi lazım. Bizim kimseye karşı bir sorumluluğumuz yok. Biz nasıl istersek onu yapacağız. Almaya alıştığımız için galiba. Var mı hani böyle diyorlar ya, ganimet düzenine alıştı diye. Var mı böyle bir dünya? Ve biri de eleştirilecekse bu ilişkide, ne Rus eleştirilir, ne Amerikan, ne İngiliz, ne AB, ne BM, Türkiye eleştirilir. Bu ilişkide sadece mesela eleştirilen Türkiye'dir. Son bir şey oldu. Bu Maraş konutuna giremedik ama mesela Maraş toplantısı için Sağlık Bakanı geldi. Dedi ki 500 yataklı bir hastane dedi, ben açacağım dedi. Hemen tepkiler verildi. Evet. Ama bak Türkiye'den bakan geldi. Eski bir bakan bize mevcut hastanemiz 600 yataklıdır dedi. Hadi bu şimdi cevap mı bu yani? 600 yataklı da nedir o hastane? Çok mu, tamam, çok mu mutluyuz yani o hastaneden? Halkı çok memnun eden bir hastanemiz mi var? Ömrünü tamamlamış. 600 değil de 6000 odası olsa ne yazar yani? Hizmet veremiyor ya. Bitmiş. Hizmet veremiyor. Ben yakın bir arkadaşımın ayağı, kırık ayağının çivi yokluğundan 3 gün hastanede bekletildiğini, sonuçta özel bir hastaneye sevk edildiğini biliyorum. Bir kırık ayağa müdahale edemeyecek olan bir durumda bizim hastanemiz. Yani Türkiye bize 500 yataklı bir hastane yapacak diye hemen bir tepki doğuyor ya. Yani anlamak mümkün değil ya. Hakikaten anlamak mümkün değil bu zihniyeti. Hayır, çok enteresan. Mesela bu tepkileri çok geçmişte de gördük. Mesela su içiyorsunuz, afiyet olsun. Mesela Türkiye suyu getirdi. Göyeli Belediyesi ben bu suyu asla kullanmam dedi. E şimdi şaka şaka kullanıyor. Sadece belediye değil, yani suyla ilgili CTP ile yaşadığımız sorunu hatırlayın. Kim hükümet, yönetecek? Hükümet gittiydi. Evet. Yani iş mi bu yani ya? İş mi bu? Böyle bir dünya yok. Peki siz CTP'den devam edelim. Erman'ın bu açıklamaları samimi buluyor musunuz? Yoksa o duruştan dolayı samimiyetsiz mi geliyor? Hayır. Şimdi çünkü birazcık bu seçim benim öngörüm. Katılır mısınız bilmem, konuşalım. Sanki biraz CTP'nin üzerinde oynanıyor gibi. Yani Sayın Akıncı oradan bir şey kopartmaya çalışıyor. Sayın Akıncı oradan oy almaya çalışıyor. Bu şey Türkiye çıkışını da o hesapla yaptı. Ama tahmininin ötesinde bir tepki görünce akşamki performansıyla işi sözde yumuşatmaya çalışıyor. Mesela ben gördüm Bilal Hamzoğulları. Ben son derece rahatsızım dedi bu açıklamalarından Akıncı'nın dedi. Tamam. Bölücülük yapıyor dedi. Tamam. Bilal Hamzoğulları. Helal olsun. O yandan da Özgün Kutu almış. Dedi ki bunların hepsi omurgasızdır dedi. Böyle de bir şey var iki taraf arasında. Tamam. Şimdi Sayın Tufan'ın ben de, az önce de söyledim. Kişiliğine yönelik hiçbir eleştirim yok. Düzgün bir insan. Benim için olumsuz olan yönü Kıbrıs konusunda federasyoncu olmasıdır. Kitabını yazmıştır. Ve bugüne kadar da
federasyon dışında bir seçeneğe kapı açmaya hazır olduğunu ifade eden bir beyanatını da duymadım. Dolayısıyla ben işi çok basite indirgeyerek şunu derim. Ha Akıncı, ha Tufan. Çünkü ikisi de federasyonu savunuyor. Değil mi? Ya baktığınızda evet. Genel birinci başlık o. Çok basite indirirsen aşağıda, mukayeseyi. Aşağıda Tufan Erbağ'ın başka açılımları var ama birinci başlık dediğinizde federasyon. Federasyon. Şimdi orijinali varken tamam. Niye şey derler ya. Kaldı ki partisinde de Sayın Erhürman'ın görüşlerinden çok farklı görüşler savunan milletvekilleri arkadaşları var. Dolayısıyla orada da bir sıkıntı var. O yüzden sizin sorunuzda şey vardı yani CTP'liler Akıncı'ya oy verir mi? Akıncı CTP'den oy alır mı? Konuşuluyor yani sanki yani benim gördüğüm şu, bilmem katılır mısınız? Çok net söylüyorum. Bu programda hep her şeyi açık konuşurum. Sanki bu seçimlerin belirleyici partisi CTP. Ne kadar Akıncı'nın peşinden gidecek, ne kadar Akıncı'ya küsüp bu tarafa dönecek veya sandığa gitmeyecek. Sanki bu belirleyici olacak gibi bir, yani benim gördüğüm, bilmem paylaşım. Şimdi tamam, katılıyorum da o sadece CTP için geçerli olan bir analiz değil. Yani parti MHP için de geçerli bir şeydir. Yani bu seçim Akıncı'ya verecek olan olur mu? UBAP'ın içinden. İnşallah olmaz. Çünkü ay bak, geçen seçim verildi. Ben biliyorum. Verildiğini ben de biliyorum. Benimle isim, çok tartıştılar. İsim isim de biliyorum. Benimle ben, çok kimlerin verdiğini de biliyorum ama gerekçelerini de biliyorum. Geçen seçimde bu seçimin bir değil, havası bir değil. Tamam. Öyle ki rahmetli İrsen Küçük seçim gecesi, Sayın Eroğlu'nun kaybettiği gece, geçen hafta onun videosunu yayınlamıştım ben ekranda. Benim canlı yayına bağlandı. Kahkahalar atarak dedi ki Erol'u bu seçimi kaybetti. Sen de kaybettin Alihan. İddiaya da girdiydin. Bıyıkları da kestin. Bir daha böyle iddialara girme dedi. Bana sormadan. Şimdi UBP'nin genel başkanından bahsediyoruz. Herhangi birisinden değil. Erol'un seçim kaybetmesini bu kadar mutlu bir şekilde rahmetli ekranlara dile getirmişti. Yani dolayısıyla o günkü ortam da bugünkü ortam aslında bir değil. Tamam. Şimdi bak. 5 sene önce UBP'den Akıncı'ya giden oylar olduğunu herkes bilir. Zaten Akıncı öyle seçildi. İç politika hesaplaşması nedeniyle UBP'ler gidip sevmeyenler değil. Bir önceki genel seçimlerde Eroğlu'nun kendilerine yönelik ne taleple geldiğini hatırlayanlar ona cevap UG olarak kısmı, da DPMP tamam. işleri. Ona cevap olarak biz de bunu yaparız dediler. Bir defalığına Akıncı'ya oy vereceğiz dediler. Ben çok tartıştım o günlerde. Çünkü ben o zaman Sayın Eroğlu'na destek vereceğimi. Tamam. Sizi dediler işte Tansim Bey öyle oldu. Döneklikle suçladılar. Tamam. Elinizi öptüğünüzü daha iddia ettiler. Ya. Yok öyle bir şey yok. Ya, olmadı bilmiyorum ama yani yazıldığı için söylüyorum. Tamam. Söylendiği için söylendi. Söylüyorum. Ama olmadığını biliyorum ben tamam. de. Şimdi saraya gittiğiniz söylendi her şey yapıldı. Gittik toplantılara gittik. Ben Erol'una yardımcı olmaya sonuna kadar çalıştım. O zaman da şunu da derdim ama. Sayın Erol'una yönelik geçmiş eleştirilerimin hepsi baki. Siz karşısına aday çıktınız. Tamam ama kazanma adına değil. Bir mücadeleyi yani çünkü kampanya doğru dürüst kampanya da yapmadık. Yani 5 sene öncesinde de öyle de bir durum vardı. Tamam. Ama şimdi Sayın Akıncı ile Sayın Eroğlu'nun yarıştığı bir seçimde ben Sayın Eroğlu'yla iç politikada, partisel politikalarda sıkıntım var diye kalkıp da Akıncı'ya oy verecek biri asla olmam. Akıncı'nın ne olduğunu çok iyi biliyorum. Çok tartıştım kendisiyle çünkü. Vizyonunu biliyorum, misyonunu biliyorum. Şimdi bu seçime geldiğimizde 5 sene önce iç politika tartışmalarından dolayı bir yanlış yapıldı ve Akıncı gibi birisi Cumhurbaşkanlığı'na getirildi UBP'liler tarafından. Şimdi yine de iç politika hesaplaşmaları, parti içi hesaplaşmalar adına yine bir hata yapıp başka bir olumsuzu Kıbrıs konusu bağlamında başka bir olumsuzu getirmek de aynı derecede yanlıştır benim vizyonuma göre. Çünkü var mı şu an? Bilmiyorum.
Ben olasılıklar... Tahsin Ertuğrul ya nasıl? Tahsin Ertuğrul'uysa ne? UBP'nin en köklü isimlerinden bir tanesiniz. Genel başkan, yani her... Ya bakın, siz tamam partide ya. Tahsin abisiniz. Yani mutlaka biliyorsunuzdur. Sayın Alihan. Bakın, vardır yani. Ben UBP'den, mesela UBP'den atılan bir adamım da aynı zamanda. Evet. Yani, onun için. Ben şunu biliyorum. Yani yapılan anketleri de görüyorum. Yani mutlaka %100'ü vermeyecektir de ama... %80'in de altına düşeceğini düşünmem şahsen. Tamam ya, şimdi düşünüp düşünmeme ayrı. Yani rakamlar, yani hepimiz şey, yüzdelik ifade ederken çok dikkatli olmamız lazım. Çünkü kamuoyunun nasıl şekilleneceğini kestirmemiz mümkün değil. Ben yayınlanan anketlere de fazla itibar etmiyorum. Algı operasyonları olduğuna da inanıyorum. Çünkü hiçbir zaman anketlere inanmadım. Yani sadece bu seçimle ilgili değil. Geçmiş seçimlerle ilgili de hiçbir zaman anketlere inanmadım. Bakmam bile anketlere. Siz ne görüyorsunuz? Neyi? Bu seçimleri. Yani madem anketlere inanmıyorsunuz. İlk turdan biter mi? Hayır. İkinci tura kalır. İlk turdan bitmez yani. İkinci tura kim kalır? Tercihimizi söyleyebilirim ancak. Tercihimi söyleyebileceğim. Tabii bir tanesini söyleyelim, o da partimin adayını. Kalmaz mı Ersin Bey ikinci tura? Onu söylüyorum işte, kalır ikinci tura, onu söylüyorum. Kimin de kalır? Onu ben bilirmişim gibi söylememi nasıl bekleyebilirsiniz? O halk onu belirleyecek. Kamuoyunda zaten konuşulmaya başlandı bu. Yani bana göre şu anda iki aday yarışıyor. Ben bunu çok bir gazeteci olarak gönül rahatlığıyla söyleyebiliyorum. Belki ben, üçüncü adayı da yakın. Ben daha, ama diğerleri çok kopuk. Ben daha temkinli konuşmayı tercih ederim. UBP'nin adayı, isimleri söylemiyorum, dikkat ederseniz. Siz hep isimleri atıyorsunuz. Ben benim için seçim alternatif, federasyona alternatif modelleri gündeme getirmeye kararlı kitleyle federasyondan başka yolumuz yoktur diyen kitle arasında yaşanacak bir seçimdir. O anlamda UBP'nin adayının kazanmasını arzu ederim. İsmi ne isterse olsun. Çünkü kişiler değildir burada değerlendirdiğim. Misyonları değerlendirmeye çalışıyorum. Benim siyasetteki hareket tarzım yıllardan beridir. Hep Kıbrıs konusunda ulusal davadaki misyondur ve ana vatanla olan ilişkilerdir. Başka bir şeyim yoktur benim. Başka bir ölçü şeyim yoktur yani. Bu duruşunuz Ulusal Birlik Partisi'nde ciddi bir yer buluyor. Yani bugün Ulusal Birlik Partisi'nde sizin ışığınızı bekleyen insanlar var. Yani çok kötü bir tabir olacak ama işte tahsinci dediğim. Yok, yok. Yani bu kötü bir şey öyle olur bir şey ama yok. Hayır. Sizin ışığınızı bekleyen veya sizin bu seçimlerde koşup koşmayacağınızı bekleyen bir kitle var. Bu kabul görmüş bir şey. Yani nasıl Sayın Eroğlu'nu seven ve onunla hareket etmek isteyen bir kitle olduğu dolayısıyla ben sizin de keza aynı şekilde Ulusal Birlik Partisi'nde sizden ışık bekleyen veya sizin hareketlendireceğiniz bir kitle olduğunu çok rahat söyleyebilirim. Çünkü yıllardır da o partinin içerisinde yani biliyorum kimin ne olduğunu, üç aşağı tamam beş yukarı. Yani. Ben dediğim gibi yani 20 yıl ben UBP'nin milletvekilliği yaptım. 7 yıl Dışişleri Bakanlığı yaptım. 1 yıla yakın Ulaştırma Bakanlığı yaptım. 2 yıl genel başkanlığını yaptım. Ama bütün bunları yaparken bir dönemde partiden ihraç edildiğimi de hep hatırlatmak isterim. Çünkü yani sanki UBP'de her şey düzgün, normal olması gereken şekliyle yaşanıyormuş gibi bir görüntü de vermek istemem. UBP'liyim. Her zaman söylerim, gurur duyarım. UBP'nin kuruluşundaki misyonundan dolayı UBP'liyim. Hiçbir kişi adına UBP'li olmadım. Hiçbir kişiden dolayı da UBP'likten vazgeçmem. Ben UBP'liyim. UBP'nin adayına tabii ki destek vereceğim. Bak, yani sahaya inecek misiniz bu seçimlerde? Tabii ki elinden ne gelirse. Ersin Tatar için bak isim... İsim yok. İsim Ulusal yok. Birlik Partisi Ulusal için. Birlik Partisi'nin üstlendiği misyon için tabii ki sahada olacağım. Kişilerle ilişkilendirmekten kaçınıyorum. Tufan için de aynı şekilde söylerim. Akıncı için de onların yanlışı Kıbrıs konusundaki vizyonlarıdır. Türkiye ile olan ana vatan diyememe zafiyetleridir. Egemenliğe inanmıyor olmalarıdır. Cumhurbaşkanlığı andında egemenlik vardır. Devlet olgusu vardır. Milletvekili andında egemenlik vardır. Devlet olgusu vardır. Bu arkadaşlar
bu antları namus ve şerefleri üzerine okurlar, yemin ederler. Sonra Kıbrıs konusundaki politikaya geldi mi, egemenlik dediğimiz anda biz egemenlik demeyeceksiniz. Egemenlik ayrılıkçılık anlamındadır. Egemenlik çözümü engelleme anlamındadır diye karşımıza çıkacaklar. O zaman sen and içtiğin yemine bak. Onu sen demek ki inanmadan okuyorsun. Egemenliğe inanmıyorsan devletin makamında ne işin var? Benim bu arkadaşlarla problemim bu. Yoksa kişi olarak arkadaşımdır da, yani Tufan da sevdiğim bir kişi olarak sevdiğim, saygı duyduğum bir kişidir. Başka arkadaşlar için de. O yüzden isim ifade etmekten hep kaçınırım. Benim için önemli olan misyondur. Kim hangi misyonu temsil ediyor? Ben kişiye baktığımda misyonunu bilmem lazım. Misyonu, ona göre. Misyonu fluysa ondan da kuşku duyarım. Misyonu net olması lazım. Net, flu misyon sahipleri daha tehlikelidir. Çünkü saklanıyorlar demektir. Flu ise tam net değil. Net acaba değil. Bu mu göremiyorum. Bu mu? O tarafta mı bu tarafta mı? O daha tehlikeli. Açıktaki şey rakip daha rahat. Peki. Konuşamadık. Son yarım saate girdim. Maraş konusunu bir konuşmak istiyorum sizinle. İki çok önemli bence. Bu seçimlerde hiç konuşulmuyor. Belki siz bir vesile olursunuz, biraz tartışırız. Şu İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkması, biz bunu hiç konuşmuyoruz, hiç dile getirmiyoruz. Seçimlerde böyle çok kısır tartışmalar gidiyor. Bilmiyorum siz nasıl değerlendiriniz ama ben şu ana kadarki tartışma içeriğinden çok da fazla bir gazeteci olarak memnun değilim. Katılır mısınız ama bu Maraş konusunu ve İngiltere konusunu konuşup programı nihayetlendirelim. Maraş konusunu çok kısa şey diyeceğim. Yani Türk idaresi altında açılmasını ve taşınmaz mal komisyonu üzerinden mülkiyetin halledilmesini çok gerçekçi bir yöntem olarak kabul ediyorum, destekliyorum. Öyle olması gerekir. Şimdi burada esas dikkat edilmesi gereken husus nedir Sayın Alihan biliyor musunuz? Bizi Kıbrıs konusundaki savunduklarımızdan dolayı statükocu diye suçlayanlar oldu yıllardır. Onlara göre onlar çok çağdaş, çok çözümcü, çok uzlaşı kültürüne sahip kişiler güya. Biz de Kıbrıs konusundaki savunduklarımızdan dolayı, ana vatana yönelik inancımızdan dolayı biz de statükocu diye suçlandık. Şimdi Maraş açılımı gibi açılım gündeme geldiğinde bizi statükocu diye suçlayanlar esas statükocunun kendileri olduğu ortaya çıkıyor. Çünkü aman Maraş'a dokunmayın diyorlar. Ve statükocu diye suçlanan bizler de aman açılım yapılsın. Değişim gerçekleşsin. Roller değişti. Birazcık şöyle oldu. Hakikaten de dediğiniz doğru. Öyle olması lazım ama. Yani geçmiş beyanatları okuduğunuzda aynı öyle oldu. Tamam. Açılsın, kapılar açılsın, şu açılsın, bu açılsın diye. Şimdi açılmasın demeye başladı. Dolayısıyla Maraş o. Yani taşınmaz mal komisyonu üzerinden mülklerin Türkleştirilmesi ve Türkleştirilmeyen mülklerin de orijinal sahiplerinin Türk idaresi altında yaşamayı kabul etmesi halinde orada yaşamaları bence gidilecek yoldur. Ha, vakıf malı konusu nasıl denkleştirilecek, nasıl çözülecek o hukuki bir boyutudur. Onu o uzun bir süreç alacak tabii ki. Ama açılması şart. Yani yazık günah ya. Yani koskoca bir bölge hala da artık hiçbir bina tamir edilir durumda değil artık. Hepsinin yıkılması ve yeniden yapılması gerekir. Bunca yıldan sonra o binaların hiçbiri tamir edilemez. Yok, geçen hafta o dedik. Hakikaten çok binalar bitmiş yani. Bitti. Ömürlerini tamamlamış hepsi. Ha, Brexit'le geldik. Zaten. Brexit'e geldiğimizde ve Brexit sonrası... Cumhurbaşkanı adayları. Yani bu bir avantaj değil midir? Avrupa Birliği'nden İngiltere'nin çıkması. Çünkü İngiltere bizim garantörümüz aynı zamanda. Yani Türkiye Cumhuriyeti gibi İngiltere de garantör. Ve şu anda Avrupa Birliği'nin dışında iki ülke oldu garantörlerden. Çünkü Yunanistan da garantör ama o Avrupa Birliği'nin bir parçası. Türkiye değil, İngiltere de artık değil. Tamam ama İngiltere Avrupa Birliği'nden çıktı diye Kıbrıs Türk'ünü mutlu edecek politikaları gündeme getirecektir diye bir beklenti sahibi değilim. Onu söyleyeyim. Mesela direkt uçuşlar falan konuşuluyor. Bence mümkün değil. Bir kere şunu unutmayın. İngilizlerin Güney Kıbrıs'ta iki tane egemen üs bölgesi var. İngiltere o iki egemen üs bölgesinin esiridir. O üs bölgelerinin geleceğini riske atacak hiçbir politikayı
gündeme getiremez. Çünkü Rumları kızdıracak bir politika İngiltere'nin, hemen güneyde İngiliz üsleri dışarı diye bir hareket, bir kampanya başlatılacak. Nümayişler, anarşik ortamlar, şunlar bunlar yaşanacak. İngiltere bunu göze almaz. Yani bize iyilik yapacak diye İngiltere Rumları bu cenni kızdıracak politikalara gelmez bence. Çok basite indirgeyerek söylüyorum. Onun da farkındayım. Ama çok mantıklı söylüyorsunuz. İngiltere'nin AB şeylerinden, kısıtlamalarından çıkması elini rahatlatır mı? Rahatlatır. Belki ama, ticarette bir şeyler alabilir. Ha, şimdi şey, o direkt ulaşım konusu, o İngiltere'nin kendi başına vereceği bir karar olmanın ötesinde benim bildiğim kadarıyla Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü'nün meselesidir. Biliyorsunuz Kanada'dadır, merkezi galiba Montreal'da yanlış hatırlamıyorsam. O örgüt, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü, her ülkede bir sivil havacılık idaresi, otoritesini muhatap kabul eder. Ve o muhatap kabul ettiği sivil havacılık örgütünün kendi ülkesinde hangi havaalanlarının uluslararası trafiğe açık olduğunu deklare etmesine göre o havaalanları uluslararası trafiğe açıktır. Dolayısıyla Kıbrıs Adası'nda da bu örgüt Rumların sivil havacılık örgütünü muhatap kabul eder. O da ve onlar açmaz. Da Larnaka ve Baf'ı deklare eder. Ercan uluslararası trafiğe kapalı görünür bu nedenden dolayı. Şimdi İngiltere Brexit'ten sonra karar verdi ve buraya direkt uçuş yapacak. Londra Ercan. Bunun olabilmesi için bana göre ICAO'nun buna onay vermesi lazım. ICAO buna, yani Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü buna onay vermesi lazım. Verir mi? Yani Heathrow, Gatwick veya Luton Havaalanı'ndan kalkacak bir uçak kontrol kulesine direkt destinasyonum Ercan'dır dediğinde kalkma izni verilecek mi kendisine? Ben bunu zamanında İsrail'de bir İsrail Dışişleri Bakanlığı yetkilisiyle konuşmuştum yıllar önce. Tel Aviv Ercan seferlerini çok daha yakın. Ve bana açık açık söylediği adamın Tel Aviv Havaalanı'ndan kalkacak olan bir uçağın direkt destinasyonun Ercan olması halinde kalkış izni verilmezdi. Dolayısıyla Adana'ya gidip Adana'dan gelirdi. Yani böyle sıkıntıların söz konusu olduğu bir konu bunlar. Dolayısıyla böyle hemen kolaycılığa kaçarak, tamam İngiltere Brexit çıktı Avrupa Birliği'nden, artık bundan sonra direkt uçuşlar da olacak, direkt ticaret de olacak falan. Bunlar inşallah olur. Olmasını en fazla isteyenlerdenim, o ayrı konu. Ama böyle söylenildiği, gösterilmeye çalışıldığı kadar kolay konular değil. Peki. Sürenin sonlarındayız Sayın Ertuğruloğlu. Çok konuşulur seçimlerde. İşte Türkiye'den bu tarafa müdahale falan. Bu seçimlerde böyle bir beklentiniz var mı? Veya geçmiş seçimlerin içinde de yer aldınız. Türkiye müdahale olur mu buradaki seçimlere? Çok ilgilendirir mi Türkiye'nin? Hayır canım. Türkiye'de yaygın anlayış yıllardır benim gördüğüm. Ya kim kazanırsa kazansın sonuçta bizim de nasıl olsa iyi geçinmeye mecburdur anlayışıdır. Kim kazanırsa kazansın. Tabii, bizim de iyi geçinecek mecburen. Böyle bir anlayış vardır. Doğrudur bir anlayıştır da, yani işte Sayın Akıncı'da bile görüyoruz. Böyle bir ilişkileri geren bir adam bile akşam gerek duydu, bir başka organizasyon yaptı ve işi aklınca yumuşatmaya çalıştı, ama yumuşatmaya çalışırken bile esas hatasında ısrarla devam ediyor. Ama eninde sonunda şimdi Sayın Akıncı da biliyor. Türkiye ile Türkiye'siz kazanması halinde bile bu seçimi, Türkiye'nin olmadığı bir denklemde Kıbrıs konusunda adım atamaz Akıncı. Çünkü Akıncı'nın adım atmasını dünya, yani ne BM, ne BM'nin temsilcileri kayra alacak değil. Türkiye yoksa bu işin içinde. Dolayısıyla Türkiye'nin bakış açısı aslında doğru, bana göre teknik olarak doğru. Kim kazanırsa kazansın bizimle iyi geçinmek mecburiyetinde. O doğru. Ama benim kişisel tercihim, ulusal dava bilinci olan ve Türkiye ile çok daha uyumlu çalışacak olan kadroların burada seçilmesi ve bakın ülkelerin başka ülkelerdeki seçimlere yönelik kampanyalarda
katkı koyması her il seçimde yaşanan bir olaydır. Yani bir Fransa'daki seçimlerde Muhafazakar Partisi Fransa'nın neyse Le Pen mi neydi? Le Pen'in partisi. Le Pen'in partisinin kampanyasına İngilizlerin Konservatif Partisi, Almanların bilmem hangi partisi. Mesela yeşiller var dünyada her tarafta. Yardım ederler. Yani çünkü onlara göre Muhafazakar Parti'nin, muhafazakar ideolojinin seçimidir söz konusu olan. Buna biz katkı koyalım. Dolayısıyla Türkiye'yle... Çünkü konuda zaten bu geçtiğimiz günlerde Ulusal Birlik Partisi mesela bir şeye üye oldu Avrupa'da. Tabii tabii. Mesela orada da siz gittiniz Ulusal Birlik Partisi adına. Ben Ersan Saner. Evet. Ersan Bey'le beraber gittiniz. Yani aslında evet. Baktığımızda bizde de var. Yani var Ulusal Birlik Partisi işte oradaki partilerle görüşüyor orada. Bir paslaşma ve var. Yakında büyük bir engelleme olmazsa bir şekilde öngörmedik bir yanlış engelleme olmazsa bu üyesi olduğumuz örgütün genel kurulu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapılacak. Yani onu buraya gelecek o parti. Buraya gelecekler. İnşallah. Bunları engellemezse. Bakalım. En azından şimdi niyetleri o. Bize bu niyetlerini ifade ettiler. Burada genel kurul yapma niyetlerini ifade ettiler. Biz de çok mutlu olduk. Kendilerine ev sahipliği yapacağımıza yönelik cevabımızı da verdik. İşin detayları kaldı şimdi. Ciddi bir müdahale olmazsa bir yerlerden bu toplantıyı burada gerçekleştireceğiz. Peki. Ve yani bu bakın işte Türkiye'den müdahale. Ya bırakın bu lafları. Güney Kıbrıs'taki derin devlet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti seçimlerde hiçbir şekilde müdahil değil mi zannedersiniz? İçimiz ajan dolu. Siz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yani. Çok iddialı mısınız? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde espiyonaj ve ajan faaliyetleri tahmin edemediğiniz kadar var. Ne yaparlar efendim bunlar? İşte kamuoyu oluştururlar. Türkiye karşıtlığını körüklerler. Kıbrıs Türk'üne siz farklısınız Türkiye'den, Türkiye'lilerden, siz Kıbrıslısınız. İdeolojisini körüklemeye çalışıyor. Ben bile muhatap oldum. Yıllar önce Dışişleri Bakanlığı'na meslek memuru olarak girdim de bize bakanlığa gelen yabancı diplomatların en tipik sorusuydu. Ben 3. sekreter, en dipteki diplomattım o zaman. Siz kendinizi ne kabul edersiniz? Kıbrıs Türk'ü, Türkiye Türk yoksa Kıbrıslı? Şimdi Türk dediğinizde siz Türkiye Türk'ünden farklısınız. Siz Kıbrıs Türk'üsünüz. Yani çok masumane görünen politikalarla, projelerle Türkiye ile Kıbrıs Türk'ünün arasını açmaya yönelik faaliyetler yıllardan beridir yaşanmakta. Aynı faaliyetler Türkiye'de de yaşanmakta. Türkiye içerisinde Türk devletinin şimdi bu zaten gazmaz bulundu. Ben diyorum yani bizi burada rahat bırakmazlar. Bu coğrafya yani, hareketli bu coğrafya dünyanın en kritik, en stratejik coğrafyasıdır. Bu yani biz de İHA'ya karşı çıkıyoruz ama bir bakıyoruz Amerikalılar üs kurmuş, İngilizler orada, Fransızlar gelmiş, İtalyanlar gelmiş, şimdi Amerikan askeri geliyor. Biz İHA'ya karşı çıkmadık. Çıkanlar var. İçimizde. Yani Allah'ın bir tane İHA'sı dönüyor. Bence Türkiye burada bırak İHA'ları konuşlandırmayı, üs kurması lazım. Hem hava üssü hem deniz üssü. Bence en ivedi olan deniz üssü. Aynen öyle. Çünkü gemilerin gelip gitme mesafesi. Reel politika bunu emrediyor. Bakın. Reel politika bunu emrediyor. Bunda bir yanlışlık yok. Yani elin Fransızı gelecek Güney Kıbrıs'ta üs sahibi olacak. Elin İngiliz'i gelecek iki tane üssü olacak Kıbrıs'ta. Ve Türkiye burada üs sahibi olmayacak. Türkiye işimize müdahale etmesin. Var mı böyle bir ya? Yani kimin alay ediyorsunuz ya? Şimdi Fransızlar F-35'leri getiriyormuş. İngilizler getirdi. Türkiye'nin elinde F-35 yok ama adanın üzerinde şimdi 30-40 tane F-35 var. Tamam. Evet. Ne olacak bu? Nerede bu bizim dakikada... sözde çözümcüler, barışçılar? Biz savaş çığırtkanı mıyız? Ama bak tekrar edeyim. Biz onlardan daha barışçıyız. Çünkü bizim savunduğumuz gerçek barıştır. Onların savunduğu göstermelik barıştır. Teslimiyeti barış diye yansıdılar. İlhaka bile tekrar geri döneceğim. Bakın hiçbirimiz ilhakçı değiliz. Fakat reel politika bu ya. Bu coğrafyada çok önemli bir coğrafya. Farz edelim. Biz
Bugüne kadar uygulamadığımız KKTC'nin resmen tanınma politikasını da gündeme getirdik ve talep ettik tanınmayı. Kimse bizi tanımadı. Farz edelim. Öyle bir seçenekle karşı karşıya bıraktı bizi şey. Kosova modeli de yok. Benim saydığım modeller bunlar geçmişte. Monaco modeli de yok. Tayvan modeli de yok. Hiçbir model yok. Singapur'u falan. Hiçbir şey yok. Hong Kong. Ya sözde çözüm aldatmacasıyla Rum'un boyunduruğu altına girme. Anlam planı gibi planlarla. Ya şimdiki gibi ne olacağı belli olmayan, sürdürülebilirliği olmayan bir süreçte devam etme ve halkın sürekli mutsuzluğunun artması veya Türkiye'ye ilhak. Bu üç seçenekle karşı karşıya kaldı Kıbrıs Türk'ü. Farz edelim. Ne yapacak? Ya Rum'un boyunduruğu altına gireceksin, ya Türkiye'ye ilhak olacaksın, ya şimdiki gibi ne olduğu belli olmayan ve her gün belirsizliğin artacağı, mutsuzluğun artacağı bir şekilde ta ki Rum'a gidip teslim olana kadar bununla devam. Kıbrıs Türkiye hangi seçeneği seçer? Hangisini seçer? Ya ben ilhakı seçerim. Tamam. Çok sevmesem de, çok hoşuma gitmese de. Aynen. O seçeneği seçerim. Aynen. Çünkü dediğiniz gibi yani eşit olmadığım bir ortamda, eşit olmayacağım bir yerde ne işim var? Rum'a ilhak olacağıma Türkiye'ye ilhak olurum ya. Bu kadar basit. Ama bu ilhakçı olduğumuz anlamında yorumlanmamasını talep ederim aynı şekilde. İlhakçı değiliz. Ama bunu alıp işte oraya götürecekler. Şimdi bizim mesela bu programdan da. Götürsünler. Sen bir zaman dediniz ki dağa çıkarabiliriz. Onu yıllarca önünüze koydular. Tamam ya, ben tekrar sorayım o zaman. Kıbrıs Türk mücahidi yıllarca dağda mücadele etmedi mi? Etti. Dağda mücadele etme ayıp bir şey mi? Değil. Peki zaten, ne yani birçok isimler neyle alay ediyorlar o zaman? Birçok isimler mücahitlik yapmadı mı Erenköy'de, dağda değil miydi? Erenköy'de de beş parmaklarda da. Evet. Dağda mücadele etmek, inandığın bir misyon için dağda bile mücadele etmeye varsan bunda bu ayıp mı? Ayıp mı bu yani? Hep koydular. Koydular. Çünkü bunlar çok şey ya. Barışçı, çözümcü falan filan, çağdaş insanlar. Biz de şey, faşist bunlara göre. Faşistin ne olduğunu bilmiyorlar. Faşist, kendi ırkını üstün ırk gören, başka hiçbir ırka saygısı olmayan. Demek ki Türk ırkına saygısı olmayan kendileridir faşist. Ben Türk'üm, bu Türk olmakla gurur duyarım ama Rum'un da Rum olmakla gurur duymasını isterim. Yunan'ın da Yunan olmakla gurur duymasını isterim. Aynen. Onları küçük, hor gören birisi de değilim. Dolayısıyla faşist de bana faşist diyenler önce aynaya baksınlar. Kim faşistmiş? Türk ırkına karşı düşmanlık besleyen, hor gören, Türk ırkını dışlamaya çalışan ve kendini Büyük Kıbrıslı diye lanse edenler faşist. Biz değil. Peki. programın en başlarında şey demiştiniz. Ben Galatasaray yönetime talip olursam bilin ki bu iyi değil. Galatasaray'a hizmet etmek için talip de olmayacağım. Şimdi yani. De denk geldi. Hafta sonu derbi var. Evet. İki kelime almazsam vallahi beni yuvalarlar izleyenler sizi bulmuşken. Ya ne olacak bu Federer'in kılıç konusundan beter durumda. Tamam 20 yıldır Galatasaray'ı yeniyoruz, eziyoruz ama 3 yıldır kendi sahamızda galibiyet de göremiyoruz ve bir başkan değişimi, kötü bir futbol, mutlu değiliz, memnun değiliz ve hafta sonunda ne olursa olsun adı derbi olan bir karşılaşma var. Tabii. Şimdi esas hata biliyor musunuz? Bir başkanın 20 yıl orada başkanlık yapmış olması. O Fenerbahçe'ye ciddi zarar verdi. Ben Aziz Bey'i severim. Aziz Bey'in başkanlığı döneminde Fenerbahçe'nin kongre üyesi oldum. Aziz Yıldırım düşmanı da değilim. Ama siz bir kişiyi 20 yıl bir makamda oturtursanız o kişi artık... Bizde siyasiler var 20 yıldır. Aynı şekilde. Bence hem siyasette de geçerlidir bu söylediğim. Kulüplerde de, derneklerde de, sendikalarda da. Sendikalar. Nerede olursa olsun. Makul bir sürenin ötesinde orada oturduğu sürece artık orayı sahiplenir ve kendi malıymış gibi bakmaya başlar ve zarar verir. Şimdi Fenerbahçe, tabii ki benim yani anlatamam size ben ne kadar Fenerbahçe sevdalısıyım. Ama o eski kadrolarımızı hatırlarım. Nerede o? Bir de bugünkü kadromuza bakarım. Çok zayıf. Son derece zayıf. Bunun nedeni işte 20 yıl bir başkanın orada oturması ve çok yanlış finansal politikalarla kulübü ciddi yanlış topçular, yanlış hocalar.
ciddi zarara uğratması ve bugüne geldiğimizde Financial Fair Play kurallarıyla biz doğru dürüst futbolcu transfer edemiyoruz. Bu zafiyetteyiz ama sonuçta dediğiniz gibi bu bir derbi ve Galatasaray derbisi. Şimdi Fenerbahçe takımı bu maçta bir başka oynar. Ve bence gelenek devam edecek. Gelenek devam edecek. Bunu kaydettik. Şimdi derbiye ilişkin tahmini aldık. Seçimler programı yapıyoruz. Seçim tahmini var mı? Paylaşır mı Sayın Tahsin Ertuğrul'u? İki turlu dediniz, onu aldık. İkinci turda ne olur? İkinci turda da UBP'nin, yani daha doğrusu anti federasyon cephesinin, UEFA'nın başını çektiği anti federasyon cephesinin bu seçimi kazanması en büyük dileğim. Peki. Sayın Ertuğrul'u 1,5 saate yakın çok hoş bir sohbetti. Kırmadınız, sağ olun. Böylesine yoğun bir gündemin içinde bizle birlikte oldunuz seçim özelde. Ben çok teşekkür ediyorum. Tahminlerinizi aldık. Artık bunlar biliyorsunuz sosyal medyada da paylaşılıyor, yayınlanıyor. Orada kalıcı da hale geliyor. Ne hakaretler gelecektir şimdi siz. Ben Facebook'a falan girmem, takip de etmem. Facebook'unuz yok zaten. Hayır, yok. Twitter'ınız var. Twitter var, evet. Peki, ben çok teşekkür ederim. Sağ ol. Çok sağ olun. İyi yayınlar. Peki. Efendim, seçim özelinin bu hafta da sonuna geldik. Çok deneyimli, çok üst düzey bir isim. Sayın Tahsin Ertuğrul'uyla Lefkoşa Merit Otel'de bu söyleşiyi gerçekleştirdik. Buradan Merit Otel çalışanlarına, yetkililerine çok teşekkür ediyoruz. Şu size bakmış olduğum kameranın arkasında gerçekten bu yayının size ulaşmasında canla başla çalışan gerçek bir basın emekçisi Abdullah Su İçmez var. Ona buradan çok teşekkür ediyorum. Bu yayını size ulaştıran sevgili yönetmenim Serkan Evcil'e ve tabii ki yayın sırasında altta sponsorlarımız var. Bize gerçekten bu programı yapmak için ciddi katkılar koyuyorlar. Onlara çok teşekkür ediyorum. Ve tabii ki büyük bir sabırla bu programı izleyen siz izleyenlerimize son derece teşekkür ediyorum. Haftaya seçim özelde yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.